Çalışıyorlar şimdi. Yatak da aldım. Yarın eve getirecekler. Yarın kendi evimizde, kendi yatağımızda yatacağız bir tanem. Güzel. Sevinmiş görünmüyorsun ama. Bugün öyle müjdeler aldım ki. Hangi birine sevineceğimi şaşırdım. Alo? Bana bak Çetin. Benimle uğraşma demiştim sana. Doğru konuş. Mahvedeceğim seni. Bugün yaptıkların için bin pişman olacaksın. Ben bir şey yapmadım. Leyla planlamış, haberim yoktu. Bana anlatma. Ben senin ciğerini bilirim. Bak vallahi. Necla'ya da söyle, benim bir suçum yok. Kork benden Ferhunde Hanım. Artık kork benden. Bütün içimdekileri döktüm. Hafifledim. İyi. Öyle biriktirmişim ki şişmişim. Biraz da onlar gerilsinler bakalım. Necla Hanım anlasın neler çektiğimi. Neleri yuttuğumu bugüne kadar. Gurur yaptım ben. Söyleyemedim Ceyda'yı ona. Kimi? Oğuz'la Ceyda'nın ilişkisini. Oğuz'un benimle neden evlendiğini falan bilmiyordu. Ferhunde abla şantaj yapmasaydı Oğuz'a. Söylerim Yaman Bey demeseydi, Oğuz evlenmeyecekti ki benimle. Evlendi diye de ayrılmadılar tabii. Sürdürdüler bir güzel. Ahlaksız. Ceyda'nın çocuğunun babası belki de o. Fikret ablam uğraştı ortaya çıkarmak için ama... Fikret? Yaman'a mektup yazdı. İspiyonladı. Sözde beni ondan kurtarmak için yaptı. Daha beter oldu her şey. Oğuz ona saldırdı, o Oğuz'a. Onlar hırlaştıkça olan bana oldu. Hele Ferhunde abla öğrenince daha da beter oldu. Durumu kendine yapmaya çalıştı. Çıkar peşinde koştu. Bütün bunlar bu evde mi oldu? Annem öyle güzel örttü ki üstünü. Bir şey duymadım, bir şey bilmedim baba. Necla da öyle, o da bilmiyordu. Bilseydi belki de gitmezdi onunla, kim bilir. Şimdi öğrendi ama. Söyledim bugün. Ben o yükü taşıyordum. Bakalım o taşıyabilecek mi? Çok merak ediyorum. Nereye baba? Hava alacağım. Ali Rıza, geldin mi canım? Ben de seni çağırmaya çıkıyordum şimdi yukarı. Buyur babacığım.
Ne oldu canım? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun kızım.